Yunanistan'la olan probleminde öne sürülen sözde Ermeni katliamı, ki sözlü olarak ifade ediliyor bu, konusunda bütün bilgilerini, bütün belgelerini tüm dünyaya açma konusunda deklarasyon yapmış olan bir ülkedir. Türkiye bunu 2005 yılında Sayın Başbakan'ın bizzat ağzından dünyaya yapmıştır. Burada bizim istediğimiz bu işin tarihçiler tarafından tespit edilmesidir. Bu işi ne Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi bilir, ne ben bilirim, ne de buradaki iş adamları bilir. Ne de hükümet olarak kimse bilir. Bu işi bilecek olan bizzat iki ülkenin tarihçileri bir araya gelecek, birbirlerine bilgi ve belgelerini açacaklar ve buna göre karar verecekler. Ve Türkiye, Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle ve özellikle bu konudaki yapmış olduğu çalışmalarla Ermenistan'la geçen yıl bildiğiniz gibi anlaşma imzaladı. Durumun normalleşmesi ve bir barış ortamının çıkması için. Biz hala Türkiye olarak ısrarımıza devam ediyoruz. Sözümüze devam ediyoruz ve Ermenistan'da bir an önce bu anlaşmayı uygulayarak hiç olmazsa iki ülke arasındaki var olduğu söylenen ancak gerçekle hiç bağdaşmayan uygulamaları ortadan kaldırarak kardeşliğimizin, dostluğumuzun devam etmesini istiyoruz. Bizim ülkemizde yüz binlerce Ermeni var. Ve bunlar ülkemizde kardeşçe yaşıyorlar. Ekonomide çok önemli yerler almış durumdalar. Türkiye'nin ekonomisinin ve tanıtımında çok önemli misyonlar üstlenmişlerdir. Aynı şekilde son zamanlarda oluşan Türkiye-İsrail arasındaki konuda da sizleri bilgilendirmek isterim. Benim ağzımdan özellikle duymanızı istediğimi tahmin ederek bunları söylüyorum. Çünkü ben hükümetin bir üyesiyim, bir bakanıyım. İsrail, Türkiye'nin İsrail ve İsrailli Yahudi kardeşlerimizde hiçbir problemi yoktur. Hiçbir zaman olmamıştır ve bundan sonra da asla olmayacaktır. Çünkü Türkiye bundan 500 yıl önce Yahudilere dünyada bulundukları yerlerden sürmek adına zulüm yapıldığı bir ortamda onlara kapısını açmış, ülkesini açmış, yemeğini paylaşmış olan bir ülkedir. Ve bugün ülkemizde Yahudi kardeşlerimiz Türk vatandaşları olsun veya olmasın, birçok kardeşimiz Türkiye'nin ekonomik ve ticari hayatında en önde gelen insanlardır. Hatta sivil toplum kuruluşlarımızın içinde son derece önemli yerler almıştır. Birçok ihracatçı birlik başkanı ve yönetim kurulu üyesi bizzat Yahudi kardeşlerimizdendir. Ama bu konuda tekrar ifade etmem gerekirse Türkiye'nin ne İsrail'le ne İsrailli kardeşlerimizde en ufak bir problemi yoktur. Problem hepinizin bildiği gibi 32 ülkenin insanlarının bir araya gelerek Gazze'de insani malzemeye, insani yardıma ihtiyaç duyanlara gemilerle insani yardım götürmesi çerçevesinde başlamıştır. Ve bu konuda İsrail hükümeti uluslararası karasularda haksız bir yerde bu gemilere saldırmış ve buradaki 9 insanı öldürmüştür. Bu 9 insanın 9'u da Türk vatandaşı, bir tanesi aynı zamanda Amerikan vatandaşıdır. Ve bu konudaki yapılan saldırıyı tabii ki İsrail hükümetinin mutlaka çıkıp özür dileyerek bu konu üzerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon'un dile getirmiş olduğu uluslararası tarafsız bir komisyon tarafından izlenmesi ve bu komisyon marifetiyle dünya kamuoyunun önüne konulması gerekiyor. Bu konuda İsrail hükümeti maalesef yanlış yapmıştır. Bu konuda zaten İsrail hükümetinin kendi bünyesine baktığımız zaman kendi koalisyonu içinde de bu konuda görüş ayrılıklarının olduğunu hepimiz göreceğiz. Şunu çok net ifade etmek isterim ki Türkiye olarak göstermiş olduğumuz hassasiyet oradaki öldürülen 9 kişinin Türk olmasından, Müslüman olmasından kaynaklanmıyor. Oradaki öldürülen 9 kişi ABD vatandaşı da olsaydı, Yahudi de olsaydı, bir başka ülkenin, bir başka milletin, bir başka dinin temsilcileri de olsaydı inanın ki aynı hassasiyeti gösterdik. Çünkü Türkiye ve hükümetimiz insana, diline, dinine, ırkına bakarak değer vermiyor. Bizim nezdimizde bütün insanlar dini, dili, ırkı, milliyeti her ne olursa olsun eşit seviyededir. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bizde çok önemli bir söz vardır. Biz yaratılanı severiz yaradandan dolayı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konudaki hedefinin, stratejisinin ve amacının bu olduğunu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Son olarak da özellikle yine İran konusundaki gelişmeleri de çok az bir şekilde değinerek konuşmamı bitireceğim. Evet,
İran konusuna gelince, tabii ki İran Türkiye'nin sınırdaşıdır, komşusudur. Geçmişten gelen tarihi, kültürel, ticaret ve ekonomik birlikteliğinin olduğu bir ülkedir. Her şeye rağmen, her ne olursa olsun, Türkiye, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi, her zaman nükleerin barışçıl amaçlar dışında kullanılmasına şiddetle karşı çıkmıştır. Geçmişte de karşı çıkmıştır, bugün de karşı çıkıyor, yarın da karşı çıkacaktır. Dolayısıyla nükleerin bir silah olarak kullanılmasını tüm dünyanın tehdidi olduğunu Türkiye olarak kabul etmişizdir. Ve bu konuda Türkiye özellikle İran konusunda, nükleer konusunda sadece ara bulucu olma görevini üstlenmiştir. Sebebi çok basittir. İran, Türkiye'nin komşusudur. İran'da olabilecek, bölgede olabilecek her şey direkt Türkiye'yi olumlu veya olumsuz etkileyebilecektir. Ve Türkiye'nin en fakir illerinin olduğu, bölgesinin olduğu bir bölgeyle İran sınırdaştır. Bu çerçevede şunu özellikle ifade etmek isterim ki, evet Türkiye İran'ın asla avukatlığına da soyunmamıştır. Böyle bir düşüncesi de söz konusu değildir. Türkiye, tekrar ifade ediyorum, bu konuda var olan barışın ve huzurun bozulmaması için, bunun Orta Doğu'yu bir problemle karşı karşıya bırakmaması için özellikle bir ara bulucu olma görevini üstlenmiştir. Eğer bu nükleer silahlar, bahsedilen şeyler İran'da da olsa, İsrail'de de olsa, Amerika Birleşik Devletleri'nde de olsa, Türkiye'de de olsa, inanın ki aynı tepkiyi, aynı şiddeti hep beraber koymamız gerektiğinde insanlık adına sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve konuşmamın sonunda özellikle yapmış olduğumuz bu seyahatimizden hiçbir şekilde yorulmadığımızı, ki dün geldik, geldiğimizden itibaren sürekli toplantıların içine girdik. Akşam iş adamlarıyla yapmış olduğumuz toplantıdan sonra özel görüşmeler yaptık. Ve Türkiye'de yatırım yapmak isteyen birçok Amerikalı iş adamını gördük. Bir kısmının zaten yatırımları var. Tekrar söylüyorum Amerikalı dostlarıma, Türkiye'ye yatırım yaptığınız zaman çok ciddi şekilde kazanırsınız. Çünkü Türkiye bankacılık sektöründe de dünyanın bankacılık sektörünün en önde gelen ülkesi olmuştur. Bugün Amerika'da 170-180'e yakın banka batarken, dünyanın birçok ülkesinde bankalar batarken, Türkiye OECD içinde bankacılık sistemine müdahale etmeyen tek ülke olmuştur. Ve bugün bankacılık sektörümüzün sermaye yeterlik rasyosu %20'nin üzerindedir. Özellikle kabul edilen uluslararası sınırın %12 olduğunda belirterek bunları söylemek istiyorum. Ve ifade etmek istiyorum ki Houston'a gelmekten dolayı son derece mutluyuz. Son derece memnunuz. Gerek Chicago'da yapmış olduğumuz temaslarımız, gerek Kaliforniya'da Los Angeles'a yapmış olduğumuz temaslarımız, gerek Houston'da yapmış olduğumuz temaslarımız ABD ile ticaret imkanlarımızın çok uzun değil. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde ihracatımızın 20 milyar dolar seviyesini geçeceğini ve karşılıklı ticaretimizin, toplam dış ticaretimizin 40-50 milyar dolar seviyesine geleceğini çok net şekilde göstermektedir. Bu noktada özellikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gitmiş olduğumuz diğer iki yerde de iş adamlarıyla bir araya geldik. Önemli görüşmeler yaptık. Ancak Houston'da görmüş olduğumuz sıcak kanlılığı, ilgi ve alakayı çok daha fazla burada gördüğümüzü ifade ederek sizlere özelde bir teşekkür etmek istediğimde ifade etmek istiyorum. Ve bu çerçevede başlatmış olduğumuz bu çalışmamızın karşılıklı heyet ziyaretleriyle ve aynen burada sağlanmış olduğu Great Houston Partnership'ın ve Texas Türk Amerikan Ticaret Odası'nın başlatmış olduğu birlik ve beraberliği şimdi Türkiye'deki İhracatçılar Meclisi ile İhracatçılar Birlikleri ve odalarımızla İstanbul ve Ankara Senatosu ile devam ettirmenin çok kısa bir süre içinde her iki ülke, her iki tarafında iş adamlarının menfaatinde olacağını ifade ediyor. Göstermiş olduğunuz konukseverliğe, bana ve heyetime vermiş olduğunuz değere ve yine Sayın Belediye Başkanı'na, Sayın Vali'ye çok çok teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum.